Demek ki mübarek bu günlerde kötüsümüz var, kötüslerimiz var. Kurban günlerinde, bayram günlerinde diyelim, mutlaka insanlar arasında hayırlı işler yapmamız lazım. Ne gibi diyeceksiniz? Mahallenizde, muhitinizde, çevrenizde birbirine küskün, dargın konuşmayan müminler varsa onları barıştırmak o mahalledeki Müslümanlara vallahi farz-ı kifayedir. Kurban kesmek gibi. Birkaç Müslüman o dargınları, küskünleri barıştırırlarsa farz yerine gelmiş olur. Kimse böyle bir teşebbüste bulunmazsa o mahallenin Müslümanları cehennemlik olur. Aman dikkat edelim. Yani yalnız kurban günlerinde vazifemiz kurban kesmek değil ha. Birbirine küskünler, dargınlar, kızgınlar var mı yok mu? Var. Bunları barıştırma teşebbüsü de Müslümanlara farzdır. Yani biz bunları niye ihmal ediyoruz? Bırak normal mahallede komşusuyla dargın olmak şöyle kalsın. Annesiyle babasıyla dargın olan ahmaklar var. Allah korusun. Anasına dargın, babasına dargın eşekler var. Bunlarla uğraşmamız lazım. Yani bunları haşa Bulgaristan'dan mı gelip barıştıracaklar? Sen barıştıracaksın. Ne güne duruyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ Çok mühim bir hadis. اَنْ يَحْجِرَ اَخَاهُ فَوْكَ سَلَاسٍ Ne demek selasa? Üç demek. İki Müslümanın üç günden fazla dargın durması haramdır. Üç günden sonra eğer barıştıran olmamış, onlar da barışmamışlarsa, o halde ölürlerse cehennemlik olurlar. Bunlar çok mühim meseleler, Müslümanlar. Sosyal hayatımızın, toplum hayatımızın temelleri bunlar. Allah-u Teala bayramları barışmaya sebep halk etmiş. Barışmaya, konuşmaya, kaynaşmaya, uzlaşmaya, birleşmeye, bütünleşmeye bayram bir vesile midir, değil midir? Vesiledir. Daha bayram olmalı. Bayram demek yani et yemek değil ki. Birbirini yiyen insanlar et yesen olur, kötülük yesen olur. Birbirini yiyen, birbirine küskün adamların, Müslümanların bayramı olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Bak yeminle söylüyorum. Dikkat edin. Bayram demek barışmak, birleşmek, uzlaşmak, anlaşmak, toplaşmak. Bunlar çok mühim meseleler. En çok işlerimiz var.